Hayal kuşunun peşine düşenler, ah bir zengin olsam diyor ama para her zaman mutluluk getirmiyor. Milli Piyango'dan ikramiye kazanıp şu anda perişan olan talihsizler de var. En büyük ikramiye numarası 9 7 9 4 0. 9 dedi değil mi? Evet. Yılbaşı çekilişine 4 gece kaldı. Büyük ikramiye 70 milyon. Bayilerin önü yine kuyruk kıyamet. İlk önce bir araba. Bir dünya turu yaparım. Bir kişim evlenmek. Herkesin hayali 2019'a milyoner ve mutlu girmek. Peki para gerçekten mutluluk getiriyor mu? Talih kuşu sayesinde servete kavuşup mutsuz olanların sayısı o kadar çok ki. Bilet! Bileti nereye koyduk? Nerede? Eyvah! Milli Piyango herkesin hayallerini süsleyen bir şans oyunu. Kazandığımız parayla çevremiz, arabamız, evimiz, her şeyimiz değişiyor. Daha mutlu olacağımızı zannediyoruz. Peki gerçekten bu böyle mi? Şarkılar bile söylüyor. Parayla saadet olmaz. Peki gerçekten sağlık mı, huzur mu, para mı daha önemli? Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz birkaç ibretlik örnekle kararı size bırakıyoruz. Biletler yeni yıla, yeni yıla. Adı Mehmet Sarıoğlu. 1978'de büyük ikramiyeyi kazandı. Denizli'den İstanbul'a taşındı. 10 yılda tüm parayı bitirdi, köyüne döndü. Bir barakada yaşıyordu. O da bir yangında kül oldu. Evsiz kaldı, donarak öldü. Mustafa Savgan, namı diğer piyango tiryakisi. 1982 ve 1984 yıllarında 35 milyon lira kazandı. Dudak uçuklatan o servet kısa sürede suyunu çekti. Baba mesleği ayakkabı boyacılığına döndü. Parayı neden bitirdin sorusuna da parası olan adamı yaşatmazlar. Bu parayı batırmasaydım şimdi mezarda olurdum diye cevap verdi. 2012'de Milli Piyango'dan 10 milyon lira kazanan 78 yaşındaki Yusuf Akoğlu'na da huzur getirmedi para. Yusuf dayı önce 6 milyon lira verdiği oğulları tarafından terk edildi. Ardından 7 ay önce evlendiği eşinden ayrıldı. Şimdi elinde avucunda bir kuruşu yok. Şans oyunlarının en talihsizi ise Fuat Özdemir. 2014 yılında 11 milyon lira kazandı. Önce bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Kaza yaptı, ölümden döndü. Yetmedi, Nuriş çetesi ona kanca attı. Parasını aldı. 3 yıl sonra bir hastane odasında sirozdan öldü. Öldüğünde 5 parasızdı. Son ibretlik örnekse Ahmet Bayram. 2005 yılında 1 milyon 250 bin lira kazandı. İlk işi kendine peruk almak oldu. Sonra eşini boşadı. Bir kadınla sevgili oldu. Malını, mülkünü onun üzerine yaptı. Kumar borcuna batınca kadından para istedi. Sana para mara yok cevabını alınca canına kıydı.